Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, asab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İlbes, giy. Evet. Elbise giy. Ayıplarımızı örteceğiz. Kur'an-ı Kerim'de örtülmek farz. Kadın erkek. Erkeğin göbeğiyle diz kapağı arasını mutlaka örtecek. Öbür taraf açık mı olsun? Yok canım. Öbür tarafı da gene edep gereği örteceğiz. İnsanlar sadece göbeğiyle diz kapağı arasını örtse, öyle bir adam dolaşsa iyi karşılarlar mı ya? Acaba kaçık mı derler? Olur mu canım? Ha, ona da dikkat edeceksin de ama farz olan yer burası. Kadınların yüzü, eli, ayağı. Aslında kadın kısmı Allah öyle yaratmış. Erkekler kadınlara, kadınlar cazibeli, ilgi duyarlar. İlgi duymasa niye beslesin çoluk çocuğu adam? O ilgiden dolayı evleniyor, çoluk çocuk besliyor. Ama işte bunun da sınırını geçmemeleri için, kadının cazibesine kapılıp da tamamen yanlış yola gitmemeleri için kadının örtülmesi gerek. El mer'atu avratun mastura. Aslında kadının her tarafı cazibelidir erkekler açısından. Her taraf örtülmelidir ama Kur'an-ı Kerim'de illa ma zahara minha. Gözünü örtersek çukura düşer, önündeki duvara çarpar. Gözünün açılması lazım. İş görecek, bulaşık yıkayacak, elini örtersek nasıl yıkayacak? Elini açmamız lazım. Ayakkabı da lazım, her zaman ayakkabısı yürünmez. Ayağın da açması lazım, zarureten. Yüzü, eli, ayağı hariç her tarafını örtmesi lazım. Bu Allah'ın emri. Namazda da örtülmeden erkeğin örtülme emriyle yükümlü olduğu yerleri, kadının yüzü, eli, ayağı hariç örtülmeden namaz olmaz. Huzu zinetekum inde kulli mescid. Her namaz sırasında örtünün. Allah'ın emridir. Evet, Allah'ın emridir. Giyineceğiz. Bu yönden iki, korunacağız. Giyinmezsek sıcak yakar, güneş yakar, yara olur. Giyinmezsek zatürre oluruz, üşürüz, hasta oluruz. Korunacağız, giyineceğiz. Giyininiz. Giyinmek böyle. Hem emir hem mubah. Ayıp yerlerini örtmek mecburu, emir, farz. Bunun dışındaki olanları sağlığınız açısından, edep açısından örtünüz. Giyiniz de. Evet, giyinmek. Ne demek elbise? Elbise seni dış tehlikelerden koruyan şey demek. Bir, iki, elbise ayıplarını örten şey demek. Üç, elbise sana en yakın demek. Benim şu elbisemle tenim arasında başka şey var mı? Yok. Şimdi nereye geleceğiz bak. Kur'an-ı Kerim'de es-siyamu uhulle lekumul leylete siyami. Ramazan gecelerinde eskiden gecede oruçlu olunuyormuş. Bir akşam yemeği yeniyormuş. Yine ondan sonra yasakmış. Sonra Allah ümmeti Muhammed'e, Muhammed Aleyhisselam sayesinde bu ayet indirmiş. Ramazan geceleri oruç tutmayacaksınız. Her şey serbest. Yeme içme öyle diyor. Uhille lekum leylete siyam. Oruç geceleri size helal kılındı. Evvelce yasakmış. Evet. Errefesu ila nisaikum. Kadınlarınızla cinsel ilişki de helal. Ramazan gecesi olsa bile. Halbuki gündüz yasak. Geceleri böyle yeme içme, cinsel ilişki helal. Bu kadınlarınız
kimdir? Hünne libâsül leküm. Onlar sizin elbisenizdir. Ve entüm libâsün lehün. Ey erkekler, siz de kadınların elbisesisiniz. Muazzam bir, muhteşem bir prensip bu. Böylece İslam'da karı koca ilişkilerini özetlemiş oluyor. Elbise dediğim gibi benim ayımımı örter. Tehlikelerden korur, değil mi? Hastalıktan koruyor. Efendim, güneşin yakmasından koruyor. Evet. Ve elbiseyle benim aramda başka hiçbir şey yok. Bu üç kelime. Elbiseler, kadınlar sizin elbiseniz. Ne demek? Evlendiğiniz zaman hanımınız sizin elbiseniz, siz de karınızın elbisesiniz. Ne demek? Karınızın ayıplarını koruyacaksınız. Elbise bizim ayıplarımızı koruyor ya, hanımınız da sizin ayıplarınızı koruyacak. Siz ne kadar samimi olursa olsun, sohbet sırasında, evde veya kahvede en samimi arkadaşınıza bile benim karının şurası şöyle diyemezsiniz. O sırdır. Söyleyemezsiniz. Koruyacaksınız. Ayıbınızı koruyacaksınız. Bu elbiseyle sizin arasında hiçbir şey yok. Sizin ikinizin arasına, ikiniz elbise olduğunuza göre birbirinizin, kimse giremez. Evdeki karı koca arasındaki olayları, lafları anana da söyleyemezsin, babana da söyleyemezsin, oğluna da söyleyemezsin. Kimse girmez aranıza. O sırdır, kabre sizinle gidecek o. Bu kelimeyle o ifade ediliyor. Ayıplarını koruyacaksınız, ayıplarını örteceksiniz, en yakın olacaksınız, en yakın olacaksınız. Evet, böyle güzel prensipler var. Buhari'de hadis var, bize öğretmek için. Peygamberimiz zamanında da böyle şeyler oluyor, bize de Efendimiz yanlış diyor onların hareketine, bize öğretmek için. Kadınlar toplanmışlar, benim herif şöyledir, senin herif şöyledir, birbirlerinin heriflerini anlatmışlar. Efendimiz onu bize aktarıyor. Olmaz diyor. O laflar aranızda kalacak. Ya o benim en samimi kız arkadaşım. Yo yo yo. Olmaz. O orada kalacak. Anlatamazsınız. Buhari hadisi bu. İşte erkekler de gidiyorlar kahveye. Ya içtiğimiz su ayrı gider biz. O kadar samimi. Olsa bile karınla olan aradaki lafları hiç kimseye söyleyemezsin. Anana da götüremezsin ey hanımefendi, ey beyefendi, babana da götüremezsin. Bu kelimeler, bu onlar sizin elbiseniz, siz onun elbiseniz, bunları ifade ediyor. Ne güzel prensiptir bunlar. Ne güzel. Evet, şimdi birçok aileler ananın babanın müdahalesinden bozuluyor, kopuyor, yıkılıyor. Evlenince kadar seçme hakkın var. Güzel seçersin, beğendiğini seçersin. Şer'an hakkın var. Göreceksin. Tabii flört yok. Onlar Fransızlarda, Avrupalılarda o yok. Yani gene tokalaşmak yok, öpüşmek yok. Aynı yerde yalnız yatmak, kalkmak, oturmak, kalkmak yok. Gene İslami sınırları aşmadan bir erkek, bir kız evleneceği adayı görebilir. Uzun boylu mu, kısa boylu mu, şişman mı, kısa mı, pepe mi, konuşmasını dinleyebilir. Kara gözlü mü, beyaz tenli mi, yüzünden anlayabilir. Bunlara hakkı var. Ama aynı odada kalamaz. Böyle öyle, çünkü o beğenmezse bir başkası alacak onu. Onunla aynı odada kalırsa herif alır mı onu ya? Kim bilir ne yaptınız der, karnı kutlanır. Ne güzel İslam. Böyle bir ölçü dairesinde hakkı var. Onu aldıktan sonra böyle olmadı, olmadı yok arkadaş. İlki neyi ben bak. Beğen, nikah kıyıldıktan sonra ebedidir nikah. Ya olmadı, yok. Devam edeceksin. Devam edeceksin ve yuvayı devam ettirmek için bir anana babana, anam babam yo yo. Tamam, anam baban da insanlar arasında en yakın kocan oldu. En yakın karın oldu. Öte tarafa taşıyamayacak, öyle diyor Allah. Taşıramazsın, götüremezsin. Dışarıya taşıramazsın aranızda olanları.
Bu analık babalık zamanı geçti şimdi. Yeni bir şey, yuva kuruldu. Ne güzel prensipler bunlar. İki tarafta bunlara riayet ettiği zaman bal kaymak olur, mutluluk olur. İslam hedefi de dünyada ahiret mutluluktur. Bu şeylerle elbise konusundan da buralara gittik. Evet, şimdi elbise giyeceğiz. Bildiğimiz şu elbise. Nasıl giyeceğiz? Evet, dışarıdan baktığın zaman içini göstermeyecek bir kere. Şeffaf olmayacak. İki, şeffaf olursa örtülmüş sayılmazsın, giyinmiş sayılmazsın. Dar olmayacak. Elbise giymiş ama vücut hatları olduğu gibi meydanda. Bu giyinmiş sayılmaz. Bu giyinmiş sayılmaz. Dinen giyinmeyi tarif ediyor şimdi. Peygamber giyinin dedi. Nasıl giyineceğiz? Geniş, ince olmayacak, şeffaf olmayacak. Ayıplarını göstermeyecek, ayıplarını örtecek bir giyim. Bu giyimlerden hangisini tercih edelim? Efendimiz buyuruyor ki, bunu Hazreti Ömer'e söylemiş, bu elbise konusunda, İlbesu min siyabiküm elbiz. Beyaz elbiseyi tercih edin. Beyaz elbise. Peygamberimiz bir laf ediyor, kaç tane birden kuş vuruyor. Şimdi beyaz elbiseye bir toz gelse, bak bu sarık, beyaz, gördünüz mü? Hocanın başında niye sarık var? Şu ceketime benim toz gelse görebilir misiniz? Göremezsiniz, kaybeder. Ama şuraya bir toz geldi mi, hoca sarığında toz var dersiniz. Beyaz renk kir götürmez. Kir götürmez. Elbiseyi beyaz giyin demek zorunda, temiz tutmak zorundasın bir kere. Ne güzel söylüyor bak. Temiz tutmak zorundasın. Öbür türlü ya neler gelir, farkına varmazsın. Gel bir kirli elbise giyersin. Mümin kalbi temiz, bedeni temiz, giysisi temiz olan adamdır. Beyaz giydirmek suretiyle temiz tutmak zorunda kalırsın. Yoksa herkes görür. Bak ne var orada, bak sümük var falan. Halbuki sümük bulaşı buraya gelse fark edilmez pek. Siyah elbise de falan. Ama beyaz elbise, ufacık bir şey geldi mi hemen dikkatinizi çeker. Tertipli, düzenli, temiz. Beyaz elbiseyi tercih edin. Fe inneha min hayri siyabikum. Elbisenizin en hayırlarındandır. Efendim, kadınlar açısından dikkati çekmek yasaklanmıştır. Bir memlekette herkes mesela siyah giyiyor. Herkes adeti bu. Bir tane siyah kadın gelse, kim ya bu? Boyu da çok kilolu kadınmış ha. Boyu da uzunmuş falan demezler mi? Dikkati çeker değil mi? Dikkati çekmeyecek kadın. Teberrüş derler buna. Teberrüç olmayacak, o yasak. Kadın kocasının dikkatini çekecek, elin dikkatini çekmeyecek. Erkeklerin başını döndürmeyecek. Şimdi reklam ediyorlar ama dinde öyle değil. Erkeklerin başını döndürmeyecek giyim. Örtülmesi bile böyle olacak. Dar olmayacak. Giydiği renk bile dikkat çekmeyecek olacak. Evet, şimdi sadece siyah. Ya öyle değil kardeşim. Dedim ya, bir yerde herkes beyaz giyiniyorsa, siyah giyinen bir hanım gitse o memlekete, kim lan bu ya? Hemen dikkat çekmez mi? Herkes beyaz giyiniyor çünkü. Allah, boylu poslu da kadınmış yahu. İri kıyımda bir kadınmış demeye gitmezler mi? Bak dikkati çekti. Ha, dikkati çekmeyeceksiniz. Önemli nokta bu. Teberrüş derler buna. Renk bu açıdan dikkat edeceğiniz husus. Dikkat edeceğiniz örtünmedir. Örtünme de dar olmayacak, ince olmayacak, şeffaf olmayacak. Renk buna göre, topluma göre, durumunuza göre renk. Durumunuza göre. Evet. Beyaz elbise, tabii Peygamberimizin bulunduğu yer neresidir? Mekke'dir, Medine'dir. Şimdi sen üşüyorsun, orada 25-30 derece sıcaklık var. Beyaz elbise güneşi yansıtır, oh rahat edersin. Gidenler bilirler. Beyaz güneşi yansıtır, fazla terletmez.
Bir de kiri götürmez, temiz durmak zorunda. Beyzi tercih elbisenin hayırlılarındandır. Şimdi melekler de mesela peygamberimize Allah Celle Celaluhu Bedir'de yardım etmiş. 1000 melekle ayet var. Başka yerlerde de, Huneyn'de de, başka yerlerde yardım etmiş. Uhud'da da beyaz elbiseliymiş melekler. O yönden de melekler temiz insanlar. O yönden de beyaz iyidir. İyidir. Beyaz elbise sizin elbiseniz hayırlılarındandır diyor. Gene dediğim gibi dikkat çekiyor mu çekmiyor mu orayı hesap edeceksiniz her zaman. Bu peygamberin bir başka renk giyen harammışlar. Yok öyle bir şey demiyoruz. Hani tercih sırasına göre, topluma göre beyaz iyidir. Sıcak ülkelerde iyidir. Başka yerde dikkat çekmiyorsan iyidir. Beyazı tercih et. Kir götürmez. Ve keffinu fiha mevtakum. Beyaz elbiseyle, beyaz kumaşla ölülerinizi kefenleyiniz. Hep beyazla yapılıyor değil mi? Başka renk kumaşla yaptık. Yok canım kafir falan olmaz adam canım. Bu peygamberin bir tavsiyesi. Bulabilirseniz beyaz olsun diyor. Ölümlerinizi bile onunla kefenleyiniz. Onunla başka renkle olmak bu hadise aykırı olur. Ve inne min hayri ikali lakum el ismit. Sürme çekmek de okuduk hadis burada. Sürme çekmek de sünnettir. Gözün görme hassasını artırır. Gözü korur. Sürmelenmek. Ama bizim burada şimdi adet değil. Erkekler sürme çekse acaba adam homoseksüel mi filan diye laflar edilir. Yine bakın hep böyle toplumda fitne uyandırmayacak meseleyi dikkat edeceksiniz. Ama sürme çekmek sevaptır. Sürmeden de hangisini tercih edelim? İsmit. İsmit sürmesini kullanınız. İnnehu yeclü el basar. Çünkü o gözün görmesini kuvvetlendirir. Ve yunbitü şa'r. Kirpikleri kuvvetlendirir. Besler yani kirpikleri. Kalem kaşlı, uzun kirpikli diyorsunuz ya, güzelleştirir gözleri bunlar. Bu hadis-i şerifi Ahmed Muhammed Ebu Davud Tirmizi beyan etmiş. Böyle. Şimdi okuyacağım hadis de İlbes diyor. Ey Ömer. Hazreti Ömer'i görmüş. Peygamberimiz Efendimiz'in gözünde benim gibi cam gözlük yok. Peygamber gözlüğü var. Ömer'e bakmış. Ömer'in istikbalini görmüş orada. Görmüş. Evet. Uhud Dağı'nda da diyor. Uhud Dağı'na çıkmışlar. Peygamberimiz dağlara çıkarmış. Sportmenmiş. Öyle koca göbekli değilmiş yani. Dağa çıkabilir mi koca göbekli adam? Yanında Hazreti Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Başlamış dağ göbek atmaya. Sevincinden yahu. Bu adamlar gelir de dağ sevincinden durar mı? Oynamış yahu. Ey Uhud diyor. Biz seni severiz, sen de bizi seversin biliyorum da. Üstünde bir peygamber var. Bir sıddık var. İki de şehit var diyor. Yani Ömer'le Osman'ın şehit olacağını görmüş. İki de şehit var. Dur diyor ya. Üstünden düşüreceksin bizi. Sevineceğim derken bizi düşüreceksin. Sus. Daha yerine duruyor. İşte bir keresinde de Ömer'i görmüş. İstikbalini görüyor Ömer'in. Ona diyor ki İlbes gey Ömer cediden yeni gey Ömer. Sana da tabii canım. Yeni elbise gey imkanın varsa. Yeni gey. Evet. Yeni giymek bir elbise bir nimettir değil mi? Her yeni giydiğinde Allah'ın bir lütfu, şükrü, şükredersin. Nimete şükür. Mümin böyledir. Allah verdi kardeşim. Ne güzel elbise giyiyorum. Şükür. Şükür. Evet. Böylece her yeni giydiğinde şükür edersin. Şükür artar. Evet. Böylece şükür edince le in şekertum le azidennekum. Nimet artar. Nimet artar. Değerini biliyor diyor. Allah şükrediyor bana diye. Daha çok verir. Daha çok verir. Böylece o nimet yani bir elbise değil bir koca elbise daha gelir.
şükredince, yeni giyince şükrediyorsun, şükredince daha yenileri geliyor. Nimetler devam eder. Evet, böyle olunca da bir elbise zor buluyor herif, durmadan yeni elbiseler giyiyor. Hem de kıymetli kumaşlardan. Peygamberin sünneti. Evet, giyin. İmkanınız varsa en güzel elbiseyi giyin. En pahalı kumaşı giyin. Neden? Bu nimeti veren kim sana? Allah. Allah'ın verdiği nimeti niye kıskanıyorsun, göstermiyorsun ya? Allah'ın nimetini üzerinde görmesinden Allah memnun oluyor. Şimdi siz bir eve gidiyorsunuz misafirliğe, hediye götürüyorsunuz. Verdiğiniz hediyeyi adamın üstünde görüyorsunuz, memnun oluyor, beğenmiş diyorsunuz. Bir de bakıyorsun, hiç oral olmuyor. Ha. Beğenmedi hediyeyi. Yani Allah'ın nimetlerini üstünde görünce, elbise olsun, diğer hususlar, araba olabilir, ev olabilir, en güzeli. Allah verdi diye giyiyorsun kardeşim. Allah veriyor, ben de kullanıyorum, şükür. Allah memnun oluyor. Buna tahdis-i nimet derler. Tahdis-i nimet. Allah verdi kardeşim. Elhamdülillah. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri zengin, biliyorsunuz. Kendisi devamlı ilimle uğraşıyor. Talebe okuduyor. Ortak bulmuş. Ortağında da ticaret yapıyor. Çalıştırıyor birisini. Kafasıyla şunu al gel, bunu sat falan. Muazzam zengin. Bütün talebelerinden hiç para almadan okutuyor, bir de besliyor onları. Hem de kebapla yediriyormuş. Giydiriyormuş, kuşatıyormuş. Kendini kavurmuş arpa unu, nefsim azmasın diye. Böyle bir güzel, sahi adam. Kumaşın da en pahalısını giyiyormuş. Çok zengin ya. Şimdi ders anlatmış. Herkes hayran Ebu Hanife'ye. Binlerce kişi dinliyor. Binlerce hoca yetişmiş. O yetişenlerden başka da çok cemaat ondan faydalanmış. Ders verirken cemaatin arasında bir tanesinin üstü başı çok pecmürde. Çok dökülüyor böyle, lime lime olmuş. Dikkatini çekmiş o. İçi kıyılmış adama, yazık, bulamamış diye. Para bulamamış, alamamış. Üstüne baksa lime lime olmuş. Eski üstü başı. Zengin adam. Cebinden paraları, altınları çıkarmış, üstüne oturduğu postun altına koymuş. Ders bitince herkes kalkıyor, ona demiş otur. İşaret etmiş ona, otur demiş sen. Herkes, siz gidin. Evet. Kimseye söylemiyor para vereceğini. Sen otur demiş. Oturmuş adam. Herkes gittikten sonra ona demiş ki, postun altına, işaret de yine, postun altına bak. Demiş gitmiş. Biz olsak, gel buraya bakayım, al şu parayı, gel bizi al. Yok, böyle yok. Allah verdi, yardım edeceksin. Yardım etmek Allah adına vermek demektir. O mal senin değil ki. Dünyada emanetçisin. Ölürken kapının içine altınları koyuyorlar mı? Paralar burada kalıyor. Emanetçisin sen. Onun için gel bakayım buraya, al şu parayı. Yok 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 yok. Kimin vekili dersin sen? Güvendiğin adamı. Sen adamın güvendiği, Allah'ın güvendiği bir insan oluyorsun. Şükür Rabbıma. Hayır yapmaya vesile kıldı beni. Bana güvendi, inandı diye şükür duyacaksın. O da otur demiş, sonra da gel demiş. Kendi gitmiş. Adam gelmiş. O çekmiş gitmiş. Kaldırmış postu. Allah. Bir şey, altın kese. Hoca beni fakir zannetti demiş. Koşmuş arkasından. Hoca hoca hoca, dur dur dur. Ne var demiş? Varmış. Sen beni fakir zannettin herhalde demiş. Değil misin demiş? Oho demiş, hocam şurada şu bahçem var, şu kadar sürüm var, şu kadar dükkanım var, evim var. Bire nadan demiş, Allah sana vermiş, niye kıskanıyorsun demiş, üstün lime lime. Yani tahdis-i nimet. Şimdi beyaz giy, yeni giy. Allah verdi, bak yeni giyiyorum.
hiç bulamayanları versin ötekileri de. Yeni gey şükret, yeni gey Allah'ın verdiğinin teşekkürü, görünmesidir o. Kibir değil, dikkat edin. Şükür nişanesi olarak. Arabanın güzeline bin. Şükür nişanı Allah verdi, biniyorum. Gururlanmak için değil. Evin güzelinde otur, geniş olsun. Misafir geldiğin zaman iki ayağın bobobca sığmaz. Şu tarafta rahat otursunuz, şu tarafta. Biz Amerika'da bir yere gittik. Philadelphia'daydı herhalde. Türkiye'den gitmiş, Giresun'dan. Üç aile miydik ne? Evimizin üçer, dörder, beşer kişisi var. Adam bizi evine götürdü. Her birine müstakil daire verdi yahu. Öyle bir malikanesi var, o kadar zengin. O sandı biz kendi evimizdeymiş, evimizdeymişiz gibi. Rahat ettik. Ne kadar dua ettik adama. Hiç adam da sıkılmadı, biz de sıkılmadık. Onun için evin genişini al. Misafir ağırlamak için tabii canım. Fiyat atmak için değil. Misafir rızkıyla gelir değil mi? 10 rızıkla geliyor, birini yiyor, 9'u sana geliyor. Gene karlısın yani. Bir de günahları alıp götürüyor. Evet. Mal bırakıyor, günahları alıp götürüyor. Affedittiriyor. Yani bu maksatlarla yeni gey Allah'ın verdiği nimetleri teşekkür sadedinde üstünde görün. Görünsün. Ey Ömer! Böyle diyor. Yeni gey Ömer diyor. Çünkü Allah verdiği nimetlerin insanın üzerinde görünmesinden memnun olur. Onu sever. Aynı senin hediye ettiğin adamın üstüne gördüğün zaman beğenmiş. De giymiş dediğin gibi. Evet. Ve iş hamiden. Allah'ın nimetlerine çalıştım kardeşim. Gece gündüz bu zenginliği öyle sokakta bulmadım ben. Deme. Allah verdi diye hep şükret. Karun gibi olma. Öyle diyor. Ey Ömer, elbisenin yenisini giy, teşekkür sadedinde Allah verdi işte giyiyorum diye. Ve iş hamiden, şükrederek, elhamdülillah diyerek yaşa. Elhamdülillah en güzel arabayı nasip etti. Bismillah de bin. Elhamdülillah en güzel yerde, en güzel evde oturur. Elhamdülillah, şükür. Hep dünyada hep nimetlere hep şükür ederek yaşa. Evet, öyle diyor. Ve iş hamiden, Allah'ın rıza nimetlerine hem razı ol hem şükret fazla ihsanına. Ve müt şehiden, cihat eri ol. Sonunda da şehit ol Ömer. Şehit olasın diyor. Şehit olacağını görmüş zaten. Dua etmek. Şehitliğe dua olur mu ya? Tabii ya. Cennetin en yüksek makamı şehitler için. En yüksek makamı şehitler için, hafızlar için. Elham diye başlayacak hafızlar, hiç takılmadan minel cinneti ve nas dediler mi, en yüksek rütbeye onlar çıkacak. Cennetin çok büyük dereceleri var. Evet, şehit ol Ömer. Şehit olarak öl Ömer. Yani askerliğe çağırdılar mı, böbreğim ağrıyor, kalbim sakat falan deyip durma. Git koş. Şehitliğe heves et. Sen de şehit ol Ömer. Biliyorsunuz Hazreti Ömer şehit oldu. Bu dua bereketiyle. Namaz kıldırırken bir mecusi, İranlı mecusi onu hançerledi. Evet. Namaz kılarken ölüyor. Dikkat ediyor musunuz? Bundan güzel ölüm olur mu ya? Namaz kılarken şehit oluyor. Günahsız, mazlum, zulmen öldürülüyor. Haza şehit. Günahsız, mazlumen öldürülen kimse şehittir. Şehit ol Ömer. Yeni gey, teşekkür ederek hayatında nimetlere yaşa ve de şehit olarak öl Ömer. Ve erzukukallahu kurrete aynin fid dünya vel ahira. Dünyada da ahirette de mutlu olursun. Gözlerin ruşen olur Ömer. Gözlerin ruşen olur Ömer. Böyle yaparsan, evet, bunları yap ey Ömer demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ömer'e vasiyeti bu. Biz de
duruma göre işte toplumun tepkisini düşünerek beyaz elbiseyi tercih edeceğiz. Dikkat çekmeme her zaman düşüneceğiz. Peygamber böyle giy dedi diye giyersek sevap kazanacağız Efendimizin sünnetine uymuş olmak için. Evet, bu hadis